Sahnedeyiz'in bugünkü konuğu Murat Sağman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. Çok önemli. Değerli arkadaşlarım, finans sektörüyle ilgileniyorsanız, para yönetimi ilgilerini çekiyorsa, ekonomist olmayı düşünüyorsanız, hele bunu bir de büyük kitlelere yaymak üzere hoca olmak istiyorsanız, dinlemeniz gereken kişiyi bulduk getirdik. Sevgili Murat Sağman, bir anlatır mısınız kendinizi, neler yapıyorsunuz diye? Büyük, güzel bir giriş oldu. Teşekkür ederiz. Ben 25 yıldır finans sektöründeyim. Hemen hem Amerika'da, hem Fransa'da, hem Türkiye'de uluslararası finans kurumlarında çalıştım. En son 2011'de profesyonel hayatı bırakıp girişimci olmaya karar verdim. Aa, çok güzel. Biz girişimcileri çok seviyoruz zaten. Ne yapıyorsunuz? Bir portföy yönetimi şirketi kurduk. 3 ortak. Müthiş, çok güzel. Ve 2,5 sene önce İtalya'nın en büyük bağımsız portföy yönetim şirketini sattık, şirketimizi. Ve herkesin istediğini yaptınız. Yani kurdunuz ve exit ettiniz. Murat Bey'i tebrik ediyorum bu arada. Lütfen devam edin. Kısa bir sürede oldu tabii. Yani 4,5-5 senede tamamen çıkış yapmış olduk. Son 2,5 yıldır hem üniversitede hocalık devam ediyor, hem de büyük holdinglere, büyük kurumlara danışmanlık veriyorum. Finans ve ekonomi alanında çeşitli konuşmalar yapıyorum ve eğitimci olarak da görev alıyorum. Müthiş, eğitimci olduğunuz için şu soruyu size sormak son derece makul, mantıklı olacak. Bu sektöre giriş yapmak isteyenleri nasıl bir gelecek bekliyor? Finans sektörü hiçbir zaman bitmez. Sonuçta paranın var olduğu sürece finans sektörü hep devam edecektir. Fakat finans sektörünün alanları değişecektir. Yani şu anda konuştuğumuz işte bu dijitalleşme, bu finans sektöründe de yansıyacak. Yani biliyoruz ki 25-30 yıl sonra şu anda mevcut işlerin yarısından fazlası olmayacak. Finans sektöründe de bu geçerli. Finans sektörüne birlikte tabii teknolojiyi de mutlaka takip etmek gerekiyor. İşte mesela blockchain teknolojisini, finanstaki o dijital devrimde mutlaka takip etmek gerekiyor. Finans sektöründe bütün gençlere şunu tavsiye ediyorum, çok okumak gerekiyor. Çünkü finans sektöründe her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Çok geniş bir alan. Mutlaka staj yapsınlar, yani gençler için söylüyorum. Çünkü o stajda başta basit bile gelse, o stajda öğreneceğiniz etrafta ne oluyor, ne bitiyor. Ve aslında siz de karar almış oluyorsunuz. İkinci, üçüncü stajda, kendim de böyle karar aldım. İkinci, üçüncü stajdan sonra zaten hangi alana daha çok yönlenebiliriz, ona bakıyorsunuz. Finans çok geniş bir alan. Yani, bankacılık var, muhasebe var, finans var. Çok geniş bir alan. Şimdi ben gençlerle bazen konuşuyorum da finansı sıkıcı bulan ya da bulacağını düşünen gençler de var. Siz diyorsunuz ki finans sıkıcı bir iş değildir. Tam tersi heyecanlı bir iştir. Yani birazcık hesap kitap seven, biraz daha teorileri seven. Fakat finans da şöyle sıkıcı değil. Her gün farklı bir şey yapıyorsunuz. Her gün farklı bir şey öğreniyorsunuz. Çünkü dünyadaki gelişmeler hep farklı gelişmeler. Çok dinamik bir dünya. Çok dinamik bir dünya. Hele Türkiye'de. Yani Türkiye'de finans sektöründe çalışmak zaten çok büyük tecrübe. Şöyle bir iddiada bulunabilir miyiz? Türkiye'de finans sektöründe çalışan biri dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilir. Her yerinde çalışır. Çünkü o kadar çok volatilite ve o kadar oynaklık var ki. Burada işte çok kriz atlatmış, bir sürü dinamik yapıya göğüs gelmiş bir yöneticinin dışarıda, çünkü dışarıda gelişmiş ülkelerde çok daha sakin giden piyasalar. Onun için bizim yöneticilerimiz dışarıda çok iyi başarılı oluyorlar. Çünkü kriz yönetimini çok iyi biliyorlar. Süper. Farklı bir şey olduğunda nasıl davranacaklarını biliyorlar. Ben kendim bunu Amerika'da 11 Eylül'de kendim yaşadım. Çünkü 11 Eylül'de o uçakların çarptığı dönemde ben oradaydım ve para yönetiyordum. Mesela birkaç Türk'tük. O şirketin, o büyük şirketin en başarılı olanlar Türkler oldu. Çünkü biz çok daha çabuk tepki verdik. Hızlı tepkiyi verdiniz, doğru tepkileri verdiniz. Paniğe girmediniz. Hatta bize bir yönetici gelip çağırdı, dedi ki, yani yaklaşık 5000 kişilik bir şirketti ve hani özellikle Türklerin bu krize, bu uçak kazasına çok fazla, çok iyi tepki veren, siz nasıl tepki verdiniz bu kadar iyi diye. Biz sadece kendilerine biz Türk'üz dedi. Bence bu hikaye müthiş bir hikaye. Bunu da bitirelim. O zaman ne yapıyoruz? Türk olmanın avantajını kullanıyoruz. Kesinlikle. Finans sektörü güzel bir sektördür. Ama ne yapmak lazım? Çok okumak lazım. Bir sürü şey değişiyor. Ben size yani cevapları bulabileceğiniz en önemli kişiyi burada konuk ederek elimden geleni yapmış bulundum. Sevgili Murat Sağman'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.